Meryem Hanım, Beypazarı'nda bu işi yapıyorsunuz. İşle ilgili deneyiminizi bize anlatır mısınız? Önce ilçemiz Beypazarı'na hoş geldiniz. Aynı zamanda Elifzade işletmemize hoş geldiniz. Beypazarı bir turizm memleketi biliyorsunuz. Dünya çapında bilinir bir ilçe oldu, çok şükür. Beypazarı'na gelen giden insanlarımız için çok memnun olarak dönüyorlar. Osmanlı kültürünü yansıtan ilçemiz yemekleriyle şimdiye kadar gelmiş, geçmiş büyüklerimizin, atalarımızın gelenek ve göreneklerini devam ettiren bir ilçedir. Ankara'ya yakın olmamız çok önemli. Nokta yerdeyiz, 100 kilometre kadar bir uzaklıktayız. Ve İstanbul'a gelip giden insanlarımızla uğramaktalar. Ve biz de kendi sektörümüzün, ilçemizin öne çıkması, tanınması ve bu kadar kültürümüzün önemli nokta unsur yere girmesin, yere altta kalmasın diye gün önüne çıkarttık. Ve ilçe 10-15 yıldır çok hareketli bir şekilde turizmde... Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 14-15 yıldır yapıyorum. İlk turizmcilerden biriyim. İlçe turizme açılınca bu işi uygun gördüm. Daha önce Marmaris'te yaptık bu işi. Yat limanındaydık. Alanya'da çalışmalarımız oldu. Ama ilçemizde İsmet'in Bey'i uygun gördük ve oralardan buraya geldik. Beypazarı'nda mutlu musunuz? Beypazarı'nda mutluyuz. Şirin sakin bir ilçe. Ben bu işimle kızıma iki üniversite okuttum. Ve hala yıllamaktayım, çalışmaktayım. Bundan 7 yıl önce eşimi kaybettim. Ve bir eşimden bir emekli parası vardı. Çocuğumu okutamıyordum. Ve bu işim sayesinde takviye oldum. Şu an bir anne olarak çok mutluyum. Onu okutup belirli bir yere getirip hala hayatta kalabiliyorum. Geleceğe yönelik hedefleriniz, hayalleriniz neler? Geleceğe ait artık hedeflerimin yarısına ulaşmış durumdayım. Çünkü bir okuyan bir kızım vardı. Babasını kaybetmişti. Yardım ihtiyacı vardı. Etrafımdaki büyüklerimden, zengin arkadaşlarımızdan, abilerimizden yardım almaksızın bu işle bunu başardığımı düşünüyorum. En sonunda mutlu bir yuvasını kurdum. Artık bu saatten sonra mutlu bir şekilde kendim için yaşamayı uygun görüyorum. Size başarılı ve mutlu, uzun bir ömür diliyoruz. Güçlüyüm. Güçlüsünüz. Beypazarı kadınıyım, Türk kadınıyım ve yılmıyorum, çalışıyorum hala. Sizi kutluyoruz. Hoşça kalın, iyi günler. Teşekkür ederim.